İnsanlığın büyük akışının bilincinde bir insan. İnsana gönül vermiş, insanlığı bilmiş, insanlık olmuş. İnsanı insanlık yapabilmek için insana insanlığı göstermeye yönelmiş. Börtü böceği, koyunu kurdu, yılanı çıyanı sevdiği gibi salt varlığından ötürü sevmiş. Öyle yargısız, öyle koşulsuz. Ama insana tek kaldıkça ne kadar darda kalacağını göstermekten vazgeçmemiş. Onu insanlık yapmak istemiş. Mutluluk kişisel çıkar peşinde yakalanmaz. Asıl mutluluğa topluma yararlı olarak ulaşılır der. Herkese merhabalar. Keşif Ekranı YouTube sayfamızın Öncü Kadınlar belgesel serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir yıldız mıydı? Kaydı. Bir çınar mıydı? Devrildi. Bir ışık mıydı? Söndü. Ne yıldız, ne ışık, ne çınar. Bunların her biriydi belki ama hiçbiri tek başına yetmiyor onu tanımlamaya. Üstelik ne kayıp gitmek, ne devrilip düşmek, ne sönüp bitmek. Onun ardında sapasağlam bıraktıklarını anlatmaz. Halet kaya gibi, halet toprak gibi. Yok, bunlar bile değil. Halet asıl doğa gibi. Bugün sizlere hem arkeolog hem de Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında temsil eden ilk milli kadın sporcumuz olan Halet Çambel'in naif hayat öyküsünü anlatacağım. 27 Ağustos 1916 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Halet Hanım, Osmanlı Devleti'nin son döneminde adı geçen bir dönem Berlin Büyükelçiliği yapmış, ardından sadrazam olan İbrahim Hakkı Paşa'nın torunudur. Halet'in babası Berlin askeri ateşesi ve 1. Dünya Savaşı'nda 51. Piyade Tümen Komutanı Hasan Cemil Bey'dir. Annesi Remziye Hanım ise 4 dil bilen, Mustafa Kemal'in fikirlerini benimseyen, ayrıca kadın hakları ve özgürleşmenin savunucusu olduğu ifade edilen bir şahsiyettir. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından olduğu söylenilen baba Hasan Cemil Bey, 1928 yılında yapılan seçimlerde Bolu milletvekilliğine seçilmiş, 23 Mart 1935 tarihinde ise Atatürk'ün emriyle Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevine getirilmiştir. Bu görevi esnasında özellikle arkeoloji alanında yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda 1939 yılında Berlin'de bulunan Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün onur üyeliğine seçilmiştir. Böyle kültürlü bir ailede yetişen, genç cumhuriyetin en renkli ve önemli kadın şahsiyetlerinden biri olarak tanınan Halet Çambel, spor ve arkeoloji, buna bağlı olarak müzecilik, filoloji, entografya, mimarlık, akademisyenlik gibi pek çok alanda çalışmalar yürüterek ulusal ve uluslararası nitelikte başarılar elde etmiştir. Yaşadığı dönemde bilim insanı kimliğiyle özellikle arkeoloji ve prehistori alanındaki akademik çalışmalarıyla ülkemizde bu alanların gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan ilk kadın aydınlarımızdandır. Muhacir bir Türk kızı olan Halet ilk eğitim hayatına Almanya'da başlamış. 1924 yılında henüz 8 yaşındayken ailesinin Türkiye'ye dönmesi üzerine eğitimine İstanbul'a devam etmek zorunda kalmış. Nitekim ortaokul ve lise öğrenimini Arnavutköy'de bulunan Amerikan Kız Koleji'nde tamamlamıştır. Çocukluğunda zayıf bir bünyeye sahip olduğundan ötürü spora yönelen Halet, çocuk yaştan itibaren yüzme, okçuluk, kürek, binicilik gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir. Amerikan Kız Koleji'nde okuduğu dönemde ise beden eğitimi öğretmeni Alexander Nadolski'den eskrim eğitimi almıştır. 1935 yılında lise öğrenimini başarıyla tamamladıktan sonra Fransız hükümeti bursuyla Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesi'nde 3 yıl arkeolojik eğitim almıştır. Halet, Alman aksanlı Fransızcasıyla Paris'te bulunduğu bu dönemlerde bir yandan üniversite eğitimine devam ederken diğer yandan eskrim ve binicilik sporuyla ilgilenmeyi sürdürmüştür. 1936 yılında Berlin'de yapılan olimpiyat oyunlarında Atatürk'ün isteği üzerine kendisi gibi eskrimci olan Suat Fetkeri Aşeni ile birlikte Türkiye'yi temsil eden ilk kadın milli sporcu olmuştur. Burada kayda değer bir başarı gösteremeseler de olimpiyat oyunlarına katılan ilk Türk ve Müslüman kadın sporcular olarak tarihe geçmişlerdir. Bu turnuva sırasında Alman politikacı Adolf Hitler tarafından görüşmeye çağrıldığı, Çambel'in ise hükümetin izni olmadan görüşemeyeceğini bildirerek reddettiği söylenir. Avrupa'da bulunduğu süre zarfında İtalyanca, Almanca, Fransızca ve İngilizceyi ileri düzeyde öğrenen Halet, eski Ön Asya ölü dillerinden
Hititçe, eski İbranice ve Akatça'yı da iyi derecede öğrenmiş ve bu alanda uzmanlaşmıştır. 1938 yılında Sorbonne Üniversitesi'nden lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede lisansüstü çalışmalarına başladıysa da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmüştür. 1938 yılında Atatürk'ün ölüm haberini alınca derin bir üzüntü duyan Halet, Atatürk'ü devam ettirmek, başladıklarını tamamlamak düşüncesiyle bir takım görevler üstlenmek ister. Ve bu doğrultuda ilk kez Alman Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Kurt Bittel idaresindeki Hattuşaş Boğazköy kazısına katılır. Boğazköy kazısındaki başarılı çalışmalarından dolayı daha sonraki yıllarda bu mevkinin soy ismini izafeten Çambel Tarlası olarak anıldığı bilinir. Çambel 1939 yılında Fransız Arkeoloji Enstitüsü tarafından Afyon'da yürütülen Yazılı Kaya Midas Antik Kenti kazısına da iştirak eder. Bu kazıda birlikte çalıştığı kazı başkanı Dr. Emily Haspels ile birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalışmalarına devam eder. Bu zaman zarfında üniversitede kadro olmadığından ötürü kısa bir süreliğine Haydarpaşa Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapar. İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği dönemde kazı çalışmalarıyla birlikte akademik hayatına da devam eden Halet Çambel, 1940 yılında çalışmalar yürüttüğü, siyasi hükümlü olduğu bilinen Mimar Nail Çakırhan ile evlenir. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde bilimsel çalışmalarına devam eden Halet Çambel, 1943 yılında doktora çalışması için Türk Tarih Kurumu adına Kırşehir Hasöyük'te kontrol kazısı çalışmalarına katılır. Bu çalışmalarında elde ettiği başarılar neticesinde yeterliliğini ispatlayarak 1944 yılında doktorasını tamamlar. Bundan sonraki dönemde arkeolojik kazılarda daha fazla yer almaya başlayan Çambel, bu süreçte Hitotoloji profesörü Bossert ile birlikte Anadolu'da pek çok araştırma gezisinde bulunarak sağ çalışmaları yapar. 1945'te Bossert'ın başkanlığında arkeoloji ve filoloji asistanı olan Nihal Ongunsu ve Mühibbe Darga ile birlikte Kayseri ili Develi ilçesi İncesu mevkiinde araştırmalara katılır. Bir yıl sonra aynı ekiple birlikte Çukurova bölgesinde yaptığı sağ çalışmaları sonucunda Osmaniye'de tarihsel geçmişi Asur-Hitit dönemine kadar uzanan Karatepe'yi keşfederek buradaki kazılara başlar. 1948-1949 yıllarında Fransız Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen Afyon Yazılıkaya Midas Antik Kenti kazısında da yer alarak bir kalkolitik mezarın keşfinde bulunur. Ancak Çambel idaresinde başlayan bu Yazılıkaya kazı çalışmalarının icra vekilleri heyetinin 23 Ağustos 1955 tarihli ve 5735 sayılı kararnamesine göre yine İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü adına Profesör Albert Gabriel idaresine devam edilmesine karar verilir. Bu süreçte 1946 yılında Karatepe'de başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları ise 1952 yılında son bulur. Çambel, Karatepe'de ortaya çıkarılan arkeolojik buluntuların restorasyonu, korunması ve sergilenmesi için Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nın kuruluşuna da öncülük etmiştir. Bundan başka kendisini Adana Ovası hükümdarı olarak tanıtan Asativas'ın öyküsünü dile getiren iki dilli Fenike ve hiyeroglif yazıtlar yine Çambel sayesinde bulunmuştur. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11 Şubat 1952 tarihli ve 40.446 sayılı yazısı ve Bakanlar Kurulu'nun 14 Şubat 1952 tarihli bir kararnamesi ile Profesör Doktor Kurt Bittel'in başkanlığında Doçent Doktor Halet Çambel'in Çorum ili Sungurlu ilçesine bağlı Boğazkale mevkiinde kazı çalışmalarına başlamasına izin verilir. Bir yandan kazı ve arkeoloji çalışmalarını devam ettiren, diğer yandan ise akademik çalışmalarını sürdüren Çambel, 1960 yılına gelindiğinde Üniversiteler Bürosu'nun 15 Nisan 1960 tarihli tezkeresine cevaben dönemin başbakanı tarafından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Profesörlüğüne atanır. Profesör olduğu sene 27 Mayıs darbesinin gerçekleşmesi ve sonrasında çeşitli üniversitelerde görev yapan 147 öğretim üyesinin üniversitelerden atılmasıyla İstanbul Üniversitesi'nde görevine son verilmiştir. Ancak bunu aldırmayan Halet, "Ülkemden beni kovacak değiller ya, çalışmaya devam, Cumhuriyet'in kurucu kuşağıyız" diyerek yoluna devam etmiştir.
Dahası bu çalışmaları sırasında köy çocuklarının eğitimi için okul seferberlik komitesi dahi kurarak kısa bir sürede köyün can damarı olmuştur. Darbe sonrası bir süreliğine Almanya'ya giderek 1962 yılında Almanya'da Saarbrücken Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Misafir öğretim üyesi olarak bir yıl burada çalışan Halit Çambel, şartların düzelmesinin ardından Türkiye'ye geri dönmüş ve akabinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Prehistoria kürsüsünü kurmuştur. İlk dersi ise topluma yararlı olmak, taş üstüne taş koymak konulu olmuştur. Kazılarını da ihmal etmeyen Çambel, İller Bankası'nın desteğini alarak Çukurova bölgesindeki arkeolojik değerlerin saptanmasına yönelik çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. Ardından Keban Barajı'nın kurulacağı bölge başta olmak üzere Aşağı Fırat bölümünün arkeolojik projesinin oluşturulması için Elazığ, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Siirt illerinde çalışmalar yürütmüştür. 1964 yılında Elazığ ve Tunceli'de, özellikle Pertek ve Keban çevresinde Chicago Üniversitesi'nden Robert John Bradwood ile yürüttüğü kazılarda o dönem ot direktörü olan Kemal Kurdaş'ın da desteğini almıştır. Böylece ülkemizde ilk defa multidisipliner bir ekiple çalışma yaparak tarihe geçmiştir. Bu kapsamda Diyarbakır'da yapılan diğer kazılarda dünyanın en eski ve ilk yerleşim yerlerinden birisi olarak kabul edilen çöl önünde antik bir köy ve höyük keşfedilmiştir. Yine Çambel'in çabalarıyla kurulan İstanbul-Chicago Üniversiteleri Güneydoğu Anadolu Tarihi Öncesi Araştırma Kamu Projesi çerçevesinde 1964 yılında Urfa Bozova'da Biris Mezarlığı ve Söğüt Tarlası ile 1968 ve 1970 yıllarında Diyarbakır kazıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1976'da TÜBİTAK'a bağlı bir arkeometri ünitesi kurulmasına katkıda bulunmuştur. 1984 yılına gelindiğinde yaş haddi nedeniyle üniversiteden emekli olmasına rağmen yapılacak onca iş var düşüncesiyle tekrar Karatepe'ye dönen Çambel çalışmalarına emeklilik sürecinde bile devam etti. Buradaki çalışmaları sırasında Çukurova ahalisini yakından tanıma fırsatı bulan ve yöre insanıyla kaynaşan Halit Çambel, bölge insanı arasında Halit abla olarak tanınmıştır. Keza Anadolu'da her türlü hastalığın yaygın olduğu dönemlerde Yazılıkaya ve Frigya bölgelerinde çalışırken de Anadolu köylüsüne ilaç, merhem olmuş ve yöre halkından ilk teşekkürünü Doktor Halit adıyla almıştır. Türkiye coğrafyasının sosyo-kültürel ve tarihi değerlerini keşfetmeyi, onları korumayı kendine ilke edinen Çambel, ülkemizin kültür varlıklarının yerinde, yani doğal çevre ortamı ile birlikte korunması, planlamalarının yapılması ve onların turizme katılarak Türk toplumuna sosyo-ekonomik açıdan fayda sağlamasına yönelik olarak da projeler gerçekleştirmiştir. Halit Çambel, yoğun çalışma temposuna rağmen yazmayı, kalıcı eserler bırakmayı da ihmal etmemiştir. Multidisipliner bir bilim insanı olarak arkeolojik çalışmalarının yanı sıra kazılarını yürüttüğü Çukurova'daki Karatepe bölgesine fıkralarını yayınlamıştır. Ayrıca İngilizce ve Türkçe eserler de yazmıştır. Eserlerinden bazıları Çok Dilli Arkeoloji Sözlüğü, Midas Kenti Kazıları ve Dağlık Frigya Bölgesindeki Araştırmalar, Frigya, Light on Top of the Black Hill, Karatepeli Fıkraları, Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmalarıdır. Halit Çambel, Türk toplumunun hafızasında önemli ölçüde yer edinmesine rağmen hakkında yazılanlar oldukça sınırlıdır. Birkaç makale dışında Osmaniye eski valisi İsa Küçük tarafından kaleme alınan Halit Abla Destanı ile Halit Çambel ile yaptığı söyleşiyi İngilizce olarak kitaplaştıran Melih Güneş'in Halit Abla ile Buluşma adlı eserleri onun hakkında yazılan en önemli kaynaklardır. Hayatı boyunca birçok başarıya imza atan Halit Çambel, 1995 yılında Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliğine seçilmiş, Boğaziçi Üniversitesi, Tübingen Üniversitesi, Mersin Üniversitesi gibi üniversiteler tarafından kendisine şeref ve onur doktorası verilmiştir. 1986 yılında İtalya'da aldığı Adelia de Ristoria ödülü, 2005 yılında Hollanda Devleti tarafından verilen Prens Claus ödülü ve 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından verilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ise Çambel'in aldığı ödüllerdir. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe mevkiinde kurduğu Türkiye'nin ilk açık hava müzesi ve Milli Park bölgesine yakın bir yerde yapılan okula da Profesör Doktor Halit Çambel İlköğretim Okulu adı verilmiştir.
Halit Çambel çocuk sahibi olmasa da arkasında pek çok başarılı proje ve eser bırakarak kendi çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Arnavutköy'deki evinde 12 Ocak 2014 tarihinde vefat etmiştir. Ailesinden kalan, eşiyle birlikte hayatını geçirdiği, Türk entelektüel çevresinin uğrak mekanı olarak bilinen Kırmızı Ahşap Yalısı'nı ise vefatından az biraz zaman önce Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlamıştır. Kendisini çalışmaya ve insana adayan bu naif insan Halit Çambel'in hikayesini dinledik. Kendisini saygıyla anıyoruz. Sizlerin de merak ettiği bir öncü kadınımız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yeni bir öncü kadının hikayesinde görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.